Ya nerede kaldılar Ateş ya? Nerede kaldılar? Yoksa alamadılar mı ya Takemura'yı? Alamadılar mı? Ya da biz belki de çoktan tuzağa bekliyoruz Ateş. Faruk'la Victor'ı yakaladılar. Bizi de öldürmek için belki de şu an silahlı timleri gönderiyorlar. Ateş belki de şu an aptallar gibi ölümümüzü bekliyoruz. Ay Ateş. Kaçmalı mıyız, kaçmamalı mıyız? Ne diyorsun? Faruk ve Victor başarmış mıdır? Ay yok ya, nasıl başaracaklar? Kesin Takemura paketlemiştir onları. Ay Ateş ya, kesin paketlemiştir. Ya sakin ol Sofya. Sakin ol. Faruk ve Victor abi dünkü çocuklar değil ya. Bu operasyonu başarıyla yerine getireceklerdir. Aa, ama yürü. Volt atar gibi. Yemin ediyorum ciğerim sıkıldı ya. Gelirler birazdan. Aa, bak bir hareketlilik var. Bir araba geliyor kız. Şşş. Sofya. Gördüm. Vallahi Faruk ve Victor abi bu. Geldiler. Sana demiştim. Aman. Yavaş. Sakin ol demiştim. Geldiler. Sofya. Silah gerek yok. Allah'ım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk aslanım. Ne oluyor lan? Senin karı delirmiş iyice. Niye silah doğrultuyor Ateş? Ya abi sorma. Siz başarısız oldunuz, yakalandınız diye ödü çıktı ya. Sofya, abartmaz mısın işte, kimse gelmiyor. Aa, iyice paranoyak oldun ya. Ateş, sana demesi kolay. Tanımıyorsun bu adamı. Tanımıyorsun. Ne kadar psikopat olduğunu bilmiyorsun. Yani bizi her an öldürebilir. Her an bir alavere dalavere çevirebilir. Yav sakin ol. Allah Allah, burada resmen 4 kişiyiz ya. Dördümüzde de bir şey yapacak değil ya. Abi nerede adam? Nerede olacak aslanım? Arabanın bagajında. Gelin. Yalnız şu kıza söyle silahını indirsin Ateş. Bismillah. Ne yapıyorsun Victor? Aa! Ayağım takıldı. Pardon Faruk. İyi misin Sofya? Ay ben iyiyim. Bir şeyim yok. Takemura. Yakalamışsınız. Herhalde. Ne sandın? Bizden kaçar mı? Victor'la operasyon çektik. Victor gelsene oğlum. Bu adamı tek mi indireyim ya? Allah Allah, öküz gibi ağır zaten. Daha sonrasındaysa Serpent denen yılanı kafasını duvara vurmak suretiyle Victor'la öldürdük. Aynen öyle yaptık. Aa Faruk, Takemura bize bakıyor. Takemura merhabalar. El salla. Bugün birazdan burada öleceksin. Ah, iki hain. Sizler onursuz adamlarsınız. Ve üçüncü hain. Hepiniz onursuzsunuz. Ve bana el sürerek kendi idam fermanınızı imzaladınız. Merak etmeyin. Uzun süre yaşamayacaksınız. Hepinizi öldüreceğim. Üçünüz birden öleceksiniz. Üçünüz. Bu kim? Sizin gibi onursuzlardan biri mi? Hop birader. Tanımadığın adam hakkında öyle onursuz monursuz diye konuşma. Çekil Sofya. Onursuz monursuz diye konuşma. Bu adam seni onur kazığına oturtturur. Ha. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Küçük Gaki. Sen Ateş'sin galiba. Evet canım, ben Ateş. Bugün senin burada ölümünü gerçekleştirecek olan adam. Tanıştığımıza memnun oldum. Abi, bu bana gaki maki bir şey dedi, ne demek ya? Ne bileyim oğlum ben. Benim Japoncam yok ki. Bildiğim tek bir şey var. Anime. Abi ne animesi, gözünü seveyim ya. Allah Allah, koltuğun altındaki kıllar pişmaniye gibi bembeyaz olmuş. Victor abi sen biliyor musun ya? Ateş, oradan bakınca Japonca konuşabilen birine mi benziyorum? Sen daha önceden hiç Japonca konuşan kel gördün mü? Yani kel derken Faruk anan kel. Benimle alakalı lan kel. Ben sana bir şey demedim ki. Resmen itiraf etti. Kel olduğunu kabul etti. Faruk gülme öyle mısır. Ateş ben bilmem. Ha, demek sen de buradasın Sofya. Zaten burada olmasan şaşardım. Bu iki yalancı benim en iyi elemanım Serpent'ı kandırıp yanıma kadar geldiler. Ama merak etme şofu. Yakında öleceksin. Lan oğlum, bilmediğimiz kelimeler söyleyip bize sövüyor mu, ne yapıyorsun? Allah Allah. Sofya ile konuşma lan. Konuşma. Sofya anlamadığımız bir şeyler diyor ama merak etme. Ben bunu birazdan gömeceğim zaten. Ateş anlamadığımız derken sadece siz anlamıyorsunuz. Ben anlıyorum. Sana az önce Gaki derken velet demek istedi Ateş. Çocuk yani. Seni ciddiye almadığını söylüyor. Aa! Sen Japonca mı biliyorsun? Oha! Lan yemin ediyorum kızın da 10 parmağında 10 yetenek ha. Faruk abi duydun mu ya, Japonca biliyormuş ha. Ateş, bunu ne kadar uzun süre ayakta tutarsanız hayatta kalma ihtimali o kadar artıyor. Kafasına sıkıp geçelim. Victor, kasetleri alabildiniz mi? Aldık Sofya, aldık, merak etme, gel göstereyim. Kasetleri bundan kurtardık. Arabaya yükledik. İçeride. Ay bakayım. Hepsi burada değil mi? Vallahi o kadarını bilmiyorum Sofya. Gizli kasasından çıkan bütün kasetler bunlar. Sofya, saysana kızım kasetleri. Sayısını falan biliyorsundur herhalde. Ateş, elbette ki biliyorum. Böyle bir şeyin sayısı unutulur mu? Dur şu kutuyu çıkartayım şuradan. www.translate. Yok böyle değildi lan. Nasıl giriyorduk ya buna? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ateş, 14 tane saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ateş, 15 tane olması lazımdı. Bir tane eksiğimiz var. Bir tane eksik. Takemura, hangi kaseti aldın? Neden eksik? Elbette ki en önemli kaseti. Benim ve yüksek idarecilerin bulunduğu kaset 15A'yı aldım. Seni gidi küçük şofu. O kaseti size vereceğimi mi sandınız? Sen ve senin gibilerden artık üst kademenin korkmasına gerek yok. Sizin böyle bir operasyon çekebileceğiniz aklıma gelmedi mi sandın? Küçük şofu. Ah! Allah kahretsin. En önemli kaseti almış. En önemli kaseti. Allah'ın belası. Nerede? Nerede kaset? Bakan Kur'an'ın anasında. Ya Sofya, ne diyor bu Allah'ını seversen 2 saattir ya? Japonca bir şeyler söyleyip duruyor. Ne konuşuyor kızım bu? Bize de çevirsene ya. Önemli bir şey değil Ateş. Terbiyesizlik yapıyor. Başka bir şey değil. Bana bak. Sabrım tükeniyor. Kasete nasıl erişiriz? İşte bütün mesele de bu. Seni küçük şofu. O kasete asla erişemeyeceksin. Victor, bak bak ne öğrendim. Anata no okasan tomaso koshi. Oha! Faruk büyü mü attın, ne yaptın lan? Ne demek oğlum o? Kasetin yeri mi? Yok lan, ne kaseti? Anan mısır, anan demek ya. Doğru söyledin mi Sofya? Aşağı yukarı. Çabuk söyle kasetin yerini. Çabuk. Asla söylemem. Asla. Seni gidi küçük şofu. O kasete asla erişemeyeceksin. Ya Sofya, ne diyor bu 2 saattir ya? Şofu mofu. Ne demek ya bu? Ateş, ben şimdi kafama göre yazdım şofu mofu diye. Translate otomatik düzeltti. Ana. Ateş, Sofya'ya bildiğin mesleğiyle hitap ediyor lan. Eski mesleğiyle yani. Orospu diyor oğlum. Ne? Doğru mu Sofya? Evet Ateş, evet. Önemli değil. Ne derse desin. Önemli olan kasetin yeri. Kasetin yerini söyle lan. Ne demek önemli değil ya? Bu daha da önemli. Lan sen benim sevgilimle nasıl konuşursun? İt! Bir şofuyla nasıl konuşacağımı Japonya'da çoktan öğrendim ben küçük. Sana mı hesap vereceğim? Lan bana bak. O kelimeyi bir daha edersen kafanı kopartırım. Hangi kelimeyi? Şofu mu? Ederim. Ve hiçbir şey yapamazsın. Erkeksen ellerimi çöz. Göster bana erkekliğini. Tamam lan, göstereyim sana. Kazanırsam kasetin yerini söyler ve Sofya'dan özür dilersin. Kaybedersem buradan yürüyerek çıkmana izin veririm. Ay! Ne? Saçmalama Ateş! Böyle bir iddiaya girilir mi? Saçmalama! Karşındakini tanımıyorsun sen. Ateş! Ya bir şey söylesenize. Faruk, bak bak ne öğrendim. Sen var ya tam bir konheddosun. Konheddo Faruk. Konuşma lan Allah'ın hagetası. Ateş, bu tam bir hageta değil mi? Vallahi onu bunu bilmem de bu lavuk bugün Bu arenadan çıkamayacak abi. Çıkamayacak. Kapışalım lan seninle. İt oğlu it. Yap beyler. Liseli ergenler gibi laf sokacağınıza Ateş'e söylesenize. Bırakıp gitmesi iyi bir fikir değil. Bu kavgaya girmemeli desenize. Ya Sofya. Sen salak mısın kızım? Ha? Adam konuşmayacak. Kaset ortalıkta yok. Bütün üst düzey yöneticiler yine arkamızdan gelecek. Madem Ateş'te düelloyu kabul ediyor, bırak atsın. Kaçırsak bile ha bir yönetici eksik ha bir fazla. Öldürmemiz gereken bir sürü adam olacak. Ama Ateş kazanırsa kaset bizde olacak. Ve rahatlıkla bunu öldüreceğiz. Yahu ya kazanamazsa? Merak etme Sofya. Ateş benim yetiştirdiğim ender ve yetenekli çocuklardan birisi. Öyle değil mi lan? Honkeydu. Konuşma lan Allah'ın hagetası. Hageta Victor. Hadi Ateş. Döv koçum şunu. Ağzını yüzünü kır. Merak etmeyin abi. Merak etmeyin. Bu it herifin ağzını yüzünü kıracağım. Daha sonrasındaysa Sofya'ya öyle demenin hesabını soracağım. Ulan Takemura. Sen benim sevgilime demek şoför möför dersin ha? Senin ananı bir laciverde boyayayım da. Gör lan ayı olayı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Faruk, Victor, Ateş ve Sofya manyak bir operasyonla Takemura'yı ele geçirmeyi başarmıştı. Biliyorsunuz güzel bir plan yapmışlardı ve ajan kızı kandırıp Takemura'nın yanına kadar sızmayı başarmışlardı. Gördüğünüz gibi Takemura paket, lakin kasetlerden birisini almış ve bir yere saklayıp yedeklemiş. Maalesef ki o kaset olmazsa peşimizdeki aksiyon ve kelle avcıları asla bitmeyecek. O yüzden o kaseti bu adamdan almamız lazım. Lakin adam kaseti bize vermeye niyetli değil. Üstüne bir de Sofya'ya hakaretler falan ediyor. Ateş de bunu duyunca acayip sinirlendi. Hem krizi fırsata çevireyim hem de Sofya'nın namusunu kurtarayım diye adamı kafes dövüşüne davet etti. Adamın hiçbir şeyini bilmiyoruz. Çok iyi istihbaratçı olduğunu biliyoruz. Bakalım Ateş kafes dövüşünde adamı yenebilecek mi? Kaseti alıp Sofya'nın onurunu kurtarabilecek mi? Hadi izleyip öğrenelim. Vay yavrum vay. Faruk abi, Victor abi, siz ne biçim organizatörsünüz lan? 5 dakikada buraya düelloluk arena kurdunuz. Tövbe estağfurullah. Niye ayıp ediyorsun koçum? Bizim eski tanıdıklar var. Ben bir ara arenaya çıkmıştım. Fena da dövüşçüydüm. İstiyorsan kele sor. Hadi ya abi. Kafes mi yaptın? Hey ya aslanım. Kafes dövüşü yaptım. Lakabım Cılız Fiyaruk'tu. Lakin bunun gibi laleleri pat pat katlıyordum. Victor da şahit yani. O yüzden benim organizasyoncu arkadaşlar sağlam. Hey maşallah abi, senin de yapmadığın şey kalmamış. Yemin ediyorum var ya, örnek alınası adamsın ya. Sofya, sakin olur musun? Bu kadar gerilmene gerek yok. Çıkacağım aranaya. Ağzını yüzünü kıracağım. Alacağım kasetleri. Sonra öldüreceğiz ya. Ben Victor'ın yanındayım. Kaçmasın it. Hadi Ateş, fazla bekleme. Konuşacağını konuş. Kapışın şunla. Victor, nasıl gidiyor lan kel? Pardon neydi? Hanako. Hünakı. Anladın işte lan kel. Ay Ateş, bak seninle gerçekten samimi konuşacağım. Bu herif daha önce kapıştığın kimseye benzemez. Psikopatın teki. Ateş, gerçekten dayak yemeni istemiyorum. Ya hayatım, herif seni öldürebilir. Gerçekten öldürebilir bak. Elde birebir öldürdüğü bir sürü adam var. Aşkım sağ çıkamayabilirsin. Sofya, sen de bizi iyice kağıt elva falan sandın galiba ya. Suya düşünce ıslanıp çürüyen. Kızım, ben bunun gibi lavukları az dövmedim okuldayken. Merak etme. Bende karate marete de var. Siyah kuşağım yani. Rahat ol ya. Lan ne siyah kuşağı? Herif resmen karatenin icat edildiği yerden geliyor Ateş. Şu manyağa baksana. Tövbe estağfurullah. Tek tekmeyle Allah'ına kavuşturabilir seni. Hayatım seni severim falan ama bir senin cüssene bak, bir adamın cüssesine bak. Sofya, cüsseyle kral olunsaydı ormanların kralı aslanlar değil hipopotamlar olurdu. Hipopotam. Söylemesi acayip keyifli. Merak etme. Katlayacağım şimdi bu Takemura itini. Sen de göreceksin, o da görecek. Hazır mısın lan? Boyundan büyük işlere girdin. Ve bir şofu için kendini tehlikeye attın. Aptalın tekisin. Az sonra boynunu kırmak suretiyle 30 saniye içerisinde seni öldüreceğim. Gel bakalım. Aa, pezevenge bak lan. Sanki pizza sipariş ediyor. 3 lira farkla üstüne çedar eklemek ister misin? Gel lan. Gel bakalım. Kimi döveceksin görelim. Gel. Gel bakayım koçum. Ah! Gel bakalım. Sen beni tanımıyorsun. Ben var ya. Ah! Ah! Lan. Ay! Ben demiştim ya. Ben demiştim. Ateş, ateş. Kalk, kalk, kalk. Ya. Ya Faruk, neden izin verdiniz? Ay, fena dövüyor. Ay, müdahale edelim. Arkasından sıkalım. Saçmalama kız. İtlik köpeklik yapacak adam mıyız biz? Ateş arena dövüşü istedi. Dövüşecek. Lan ne dövüşmesi? Takemura onu Ne oluyor lan? Aa, Ateş. Ateş ne yapıyorsun lan? Ay. Oha. Aşkıma bak. Ne sandın kızım? Biz yetiştirdik biz. Ateş. Göster şuna gününü. Oh! İyisin. İyisin bir velede göre. Gel bakalım. Ah! Gel. Ah! Lan fena dövüşmüyorsun velet. Ah! Elimdeki kelepçeden faydalanıp onun boynuna saplamalıyım. Fırsatını bulduğum an boynuna saplayacağım. İyi de korunuyor. Lan korunuyor bir de şerefsiz. Gel. Ah! Ah! Ne oldu lan? Şiofu'nun çocuğu. Ne oldu? Az önce artistlik yapıyordun lan. Ne dedim ben sana? Kafana o duvarlara vuracağım demedim mi? Kalk lan. Kalk. Gel böyle gel. İt herif seni. Ah! Ulan seni bir güzel döveceğim gel. Ah! Ah! Sen kim olduğunu sanıyorsun lan? İt herif seni. Senin kralın gelse beni dövemez. İt. Gördün mü Sofya? Ay. Oha. Ateş. Dövdün. Aa, harbiden mi? Allah Allah, nasıl yaptım acaba? Ya Sofya, gerçekten çok güzel bir kızsın ama kötü bir kız arkadaşsın ya. İnsan sevgilisine güvenir kızım ya. Allah Allah. Adam erkek arkadaşını başka bir adamla kıyaslayıp dayak yiyeceksin, tek tekmeyle Allah'ına kavuşturur der mi ya? Bu it mi beni Allah'ıma kavuşturacak? Biz bunun gibileri çok gördük. Patır patır tek elle döverek gömdük. Şşt lan velet, söyle bakayım. Nerede lan kaset? Askeri karargahın arkasında terk edilmiş kulübe var. Bir tane özel bir ev orada. Bilgisayar masasının altında gizli bir bölme var. Oraya koydum. Ayrıca oradaki laptopa yükledim. Hakkında dövdün beni. Tebrikler. Herhalde. Ne sandın? Kalk lan şimdi ayağa. Ve benim aşkım Sofya'nın önünde diz çök. Özür dile. Kalk lan. Ay aşkım gerek yok ya. Kasetleri verse yeter. Sen karışma kız. Kalk lan. Aferin lan Victor. Bu çocuğu iyi yetiştirmişsin. Benim gençliğime benziyor. Koçum benim. Bak şimdi bir de kız arkadaşına kubarıyor. Dövdü yani. Erkeklik taslıyor. Bak 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 nasıl kubardı. Tabi kubaracak oğlum. Resmen istihbaratın başlarından birisini teke tek de dövdü lan. Boru mu? Senden çok özür diliyorum Sofya. Bağışla beni. Sana hakaret ettiğim için. Ha şöyle. Bağışladın mı güzeli? Vallahi bağışlayasım gelmedi ya Ateş. İt herifin teki. Öldürelim gitsin. Köpek yani. İşte benim sevgilim. Asla işle aşkı birbirine karıştırmaz. Lan Takemura. Hadi oğlum öbür tarafta görüşürüz. Hadi. Ateşin bol olsun. Vay benim koçuma. Eline sağlık. Tamam lan. Tamam Ateş. Fanteziye gerek yoktu. Eline sağlık. Temiz görülmüş bir iş oldu. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Kaseti biz şimdi Sofya ile almaya gidiyoruz. Siz cesedi halleder misiniz abi? Hallederiz koçum. Sen cesedi kafana takma. Hazır gitmişken ormanlık araziye, madem bunun kulübesi var, biraz orada takılın, tatil yapın. Genç adamsınız, hadi hadi. Öyle değil mi Victor? Zamanında biz daha hızlı değildik he? Faruk, senin yediğin naneleri unutmadık tabii ki. Natasha'ya bile yürüdün lan. Ateş, merak etme koçum. Ceset bizde. Siz uzayın hadi. Eyvallah abi. Her şey için sağ olun. Madem artık hayati tehlikemiz geçti, normale dönebiliriz değil mi? Sofya ile uzun zamandır aksiyon içindeydik. Ne dersin Sofya? Bir tatilin vakti gelmedi mi? Bana soruyorsan geç bile kaldı Ateş. Yaşadıklarımızdan sonra. Dinlenmeyi hak ettik. 3 hafta telefonlar falan kapalı. Yalnızca baş başa. İşte benim tam da duymak istediğim şey. Faruk abi, Victor abi, kolay gelsin abi. Hadi eyvallah. Ulan kimse benim sevgilime öyle artist artist konuşup hayatta kalamaz. Geç aşkım geç. Kasetler de bizde. Son kaseti de alacağız. Artık başımızda bir bela kalmayacak. Görüşürüz abi. Biz buradan gidiyoruz hadi. Hadi bakalım. Hop. Oğlum arabanın motoru iyi bozulmadı lan. Sofya nasıldım? Arenada iyi dövüştün mü? Ateş soruyor musun ya? Bir an kaybedeceğim diye çok korktum ama sen her zamanki gibiydin Ateş. Ateş gibiydin. He, hadi ya. Beğendin demek. Dur kız bunun içinde ışık vardı. Yakayım yüzünü göremiyorum. Yandı ama oyunun azizliğine uğradı galiba. Neyse önemli değil. Hadi gidelim Sofya. Videonun da sonuna geldik zaten. Bugün artistlerin artisti Takemura'yı 42'ye katlayıp sevgilimin onurunu kurtarmış oldum. Kimse benim yanımda benim sevgilime hakaret edemez. Kimse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Ve Ateş'in ne kadar efsane, ne kadar manyak bir dövüşçü olduğunu tekrardan tescillemiş olduk. Gördüğünüz gibi Ateş bugün manyaklar manyağı Takemura'yı resmen arenada patır kütür dövdü ve kasetin yerini öğrenmiş oldu. Daha sonrasında ise Takemura'nın işini bitirdi. Gördüğünüz gibi artık hayatları sakin, sessiz ve aksiyonsuz bir düzene girecek. Yani en azından öyle görünüyor. Biliyorsunuz zaten Ateş'in hayatı aksiyonlu değil canım. Bunu derken ben de inanmadım. Bakalım ne kadar aksiyonsuz gidecek. Hadi sayaç tutalım. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anam daha fazla yemek. Oğlum. Buralar cennetmiş lan. Anam. Harbiden cennetmiş lan. Oğlum bir sürü yemek falan var lan. Harika ya harika. Lan acayip eğlenceli ya. Ananın. Abla gittim geldim sayende. Sahile niye sıklıkla gelmediğimi hatırladım şimdi. Allah kahretmesin. Oğlum Allah. İşte bu yüzden gelmiyorum sahile. Abla bütün mülküyle geziyor.